AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeş'e düzenlediği basın toplantısında yeni atanan Gençlik Kolları Başkanı Bayram Berkcan Malgaz ile Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce'yi basına tanıttı. Bugün hem kadın kolları hem gençlik kollarımızı biliyorsunuz yeni görevlendirmeler oldu. İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Uzunköprü doğumlu olduğunu ve ticaretle uğraştığını belirterek görevi milletvekili Fatma Aksal'dan devraldığını kaydetti. 17 Ağustos 2018'de partimizin Edirne Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine genel merkezimizin de layık görmesi üzerine atamam gerçekleştirildi. Ben 1984 Uzunköprü doğumluyum. Bir erkek evlat annesiyim. Ticaretle uğraşıyorum. 13 yıldır sigortacılık sektörünün farklı branşlarında, farklı kademelerinde vazifelerde bulundum. Edirne Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Bayram Berkcan Malgaz da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belirterek genç bir hukukçu olarak görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim dedi. Mezuniyetimizin ardından doğduğumuz, büyüdüğümüz, ait olduğumuz topraklara geri dönmek istedik. Bu uğurda kısmet ülkemize ve aynı şekilde Edirne'mize bu şekilde hizmet etme fırsatı çıktı karşımıza. 10 Ekim'de daha yeni bir şekilde Ankara'da genel merkezden görevimizi aldık. Yerel seçimler öncesinde biraz ağır bir yük olduğunu farkındaydık ancak hızlı bir şekilde bu yerel seçimlerde gençlik olarak en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Malgaz ile ilgili bir süre önce ithal başkan şeklinde çıkan haberlere tepki gösteren İl Başkanı Akmeş'e Malgaz'ın Edirne doğumlu olduğunu ve eğitimini İstanbul'da tamamladığını söyledi. İstanbul Hukuk Edirne'deydi de Berkcan orada mı okumadı? Kardeşimiz Türkiye'nin sayılı hukuk okullarından, üniversitelerinden mezun. Eğitimini tamamladı, geldi ve inşallah bundan sonraki süreçte şu anda stajına da başladı adliyede. Zaten Edirne'de o tür haberleri yapanlara da ben gülüyorum. İşte arkadaşımız burada, ikameti burada, doğduğu yer burada. Mutlaka İstanbul Üniversitesi hukuku da kazanırsa yani herhalde orada okuyacak arkadaşlar. Ona kim okumak ister, istemez. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akmeş'e yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı olmayı düşünmediğini, görevinden memnun olduğunu söyledi. Belki de çok kişinin isteyip de bu göreve gelemediği bir makamdayım. Ve bu görevden de çok mutluyum ve severek yapıyorum. Benim hedefim il başkanı olarak bu görevi sürdürmek. Eski belediye başkanı Hamdi Sedefçi'nin aday adaylığı konusunda ise Akmeş'e Sedefçi ile bu konuda görüşmediklerini, isteyen herkesin aday adayı olabileceğini ifade etti. Arkadaşlar ben de Hamdi Sedefçi'yi kamuoyundan takip ediyorum. Yani Hamdi Bey'le oturup bir görüşmemiz, bu konuyla ilgili herhangi bir istişaremiz olmadı. Ha gönlünde AK Parti'den belediye başkanı adayı olmak gibi bir düşüncesi varmış. Evet olabilir, dediğim gibi adayı herkes olabilir. Bütün arkadaşlarımız AK Parti'nin kapısı açık. Edirne'nin en büyük sorununun altyapı olduğunu belirten Akmeş'e ancak belediyenin altyapı yerine dinozorlu park yaptığını öne sürdü. Yani Edirne'nin önceliği altyapı mı park bahçeler mi? Size soruyorum ben. Edirne'nin önceliği park bahçelerse tamam aktarsın.